Gelini kucağına niye çocuk verdiler? Bizim buraların töresidir. Çocuklarının olmasını istiyorlar. Neden Grimm'e tekme attın? Evliliklerinin su gibi uzun ömürlü olmasını istiyorlar da ondan. Peki o yaprak? Ekinlerin her zaman yeşermesi için, yani kuraklık falan olmasın diye. Büyüklerinin himayesi altında, evliliklerinin ilelebet sürmesi için. Düğün de bitti işte. Sahi! Hadi, hadi gelin. O zaman, çocuklar, hadi gidiyoruz. Hadi. Şurada durabilir misin Serdar? Ne var, ne oldu? Bir şey alacağım da. Bize bir kilo ceviz tartar mısınız? Ceren, şu anahtarı al. Hadi! 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 Çabuk ol! Hadi! Sıkıştırmasana beni! Çocuklar, çıkın siz, ben tamam canım. Şimdi. Hoş geldin Füsun Hanım kızım. Hoş bulduk. Gerçi sen benim elimden kabuklu ceviz bile yemezsin. Ama olsun. Ben yine de çam sakızı, çoban armağanı bir şey getirdim sana. Niye yemeyeyim ayol? Tansiyonum, şekerim yükseliyor diye yemiyordum bir şey. Ah, hay Allah müstahakını versin. İnsan sevdiğinin elinden zehir olsa yermiş. Gene gönlümü aldım bakıyorum. Ama hatırım için diye hastalanırsan sonra ben kahrolurum. Sakın hepsini yiyeyim deme, bilirsin cevizin delisi tutar. Senin ahın tutacağına varsın cevizin delisi tutsun. Ne demiş Yunus Emre? Bir kez gönül kırdıysan, o kıldığın namaz namaz değil. Kaptan amca! Oğlum, kapıyı kıracaksın! Kaptan amca! Siz niye hala içeri girmediniz? Eren! İn aşağı! Annem kızacak, çabuk! Davet etti ya, seni bekliyorum. Aşk olsun! Ya Fira, Allah aşkına! Ben bu adamı merak ettim, bir şey olmasın? Kaptan amca, aç kapıyı, seni özledim! Kaptan amca, kaptan amca! Anne, kaptan amca niye kapıyı açmıyor? Ne oldu? Kaptana bir şey mi oldu? Hayrola Şadi Hanım, bir şey mi oldu? Vallahi hayrola, bilmiyorum! Vallahi kaptana bir şey olmuş galiba. Füsun Hanım, bir şey mi var, ne oldu? Bilmem ki, kaptandan şüphelendik. Kapıyı açmıyor. Kapıcımın haberi var mı acaba? Vardır herhalde. Mehmet Efendi! Buyurun Füsun Hanım! Kaptana bir şey mi oldu? Ses vermiyor mu? Hayır! Kaptan değil mi? Dün gece ve sabah kapıya bıraktım, servisler hala duruyor. Ben de merak etmiştim, İnşallah bir şey yok. Bende anahtarı var onun. Aa! Adamın anahtarının sende ne işi var? Kendisi öyle istedi. Yalnız başına bir adam. Kaptan amca! Kaptan amca! Rahatsızlanır, kalkamam. Bir yerime inme iner, ölür kalırım. Biri fark edene ve fark etmeye korkar. Kaptan amca! Bir şey diyordu adam. Çocuklar, çocuklar siz aşağıya. Hadi al kardeşini, doğru aşağıya götür. Bana müsaade eder misiniz? Bir kere de ben deneyeyim. Tabii, buyurun. Şunu tutar mısın? Kaptan bey? Kaptan amca. Hadi herkes aşağıya.
Hadi gelin çocuklar, siz benimle gelin. Gelin içeri girelim, anlatacağım ben size. Hadi. Kızım ne yapalım, üzülme bu kadar. Allah taksiratını affetsin. Akıllı adammış vesselam. Anahtar bırakmayı iyi düşünmüş. Ne yalan söyleyeyim, bunu ben hiç düşünmemiştim. Yarın bir anahtar da ben bırakayım sana. Ölür kalırım içeride. Şadiye Bey, anahtar bırakmadım. Dede öleyim de, sakınam. Jale çocukları oyalıyor, merak etme. Ama bence sen kendini toparlamaya çalış önce. Nasıl olmuş ki doktor bey evladım? Kalp krizi. Alo, buyurun. Baban. Canım babacığım, ne yaptın aradın, sağ ol. Peki ya sen baba, sen iyi misin? Gerçekten. Yalnız mısın yine? Nerede peki anne? Neden seni hep evde bırakıyor bir başına? Birlikte gitseniz ya. Ne bileyim ben. Parka gidin, çay bahçesine gidin. Nereye giderseniz gidin ama birlikte gidin. Hadi, topla kendini biraz. Tamam, AKM'nin önünde. Hoşça kal.